Tokat'ta yaşayan 64 yaşındaki Arife Gökçe 17 Aralık günü kaybolmuş. Eşinin öldürüldüğünden şüphelenen Fikri Gökçe de Müge Anlı'yla Tatlı Sert programına katılmıştı. İddiaların odağındaki o isimler bugün canlı yayında karşı karşıya geldi. Neler yaşandı bir bakalım. Sinan önce mesaj atıyor. Mesaj attım. Tacizlerine fiziksel olarak da devam ediyor. Esnesine vurdu. Bütün kadınların iddiası yerden taş alıp kafasına vurduğu şeklinde. Böyle bir taşı da elinden aldım da babamın arkasına vurdum da hiç tövbe, niye baba? O mesajları sana Kadir'le Mustafa Bey mi attırdı? Ben kendim attım. Niye o zaman onları attırıyor diyorsun? 300 milyonumu vermedi diye ben onun üstüne attım. Niye mesaj attın oğlum sen? Rahat duracağım. Oğlum sen koyup... Ne yapıyorsun lan rahat duracağım? Karım aldı mı? Mektup atmış. Nerede bu kadın, nerede? Söyleyeceksin Sinan. Vallahi bilmiyorum. Bugün Sinan'ın öz dayısı da aramızda. Hoş geldiniz siz de. Sağ olun. Ben de bugün Sinan'a soru soracağım dedi. Fakat bir taraftan mahalle aranıyor. Vallahi herkes açsın kapısını, bacasını, ne olur ben bütün köye sesleniyorum. Hepiniz de bir bakın, siz bilirsiniz oradaki bir değişikliği. Orada yaşayan bilir evindeki, bahçesindeki değişikliği. Lütfen herkes bir dışarı çıksın artık. Yani bu çok geniş kapsamlı bir çalışma. Dediğim gibi hem o dünkü dağda tepede ayrı komandolar arıyor. Burada ayrı, Ankara'dan özel ekip geldi. Dört koldan arama çalışması yürütülüyor. Lütfen ben rica ediyorum, kim yaşıyorsa o köyde herkes de bir açsın orasına burasına baksın yani. Anlat kardeşim sen de o gün kadına ne yaptığını. Anlat artık, hakikaten bana da fenalık bastı ya. Yapmadım. Ne yapmadın? Yapmadım ben. Ne işin var kardeşim? Sen gelemezsin benim annemin kapısının önüne ya. Ben o kapıya gelemezsin. Niye varayım? Benim niye annemin varayım? Kapısının önüne hiç kimse gelemez, anladın mı? Niye varayım ne ki işim ben var anne dediği kadının yanına? Kapısının önünde? Ben yoluma gittim, yoluma anne geldim. Anne diyorsan anneliğini bileceksin. Sen kim bilir annene de neler yapmışsındır? Neden öldü senin anne? Kalpten, nasıl öldü? Kalpten öldü. Kalpten sen götürmüşsündür kadını. Hayır. Kalpten gitmiş. Kadın tabii kalpten gider. Kadının al telefonunu, al sağ sol arkadaşına telefon. Kalp sorumluluğu vardı. He? Kalp sorumluluğu vardı. Sonra ne yaptın da sen kadının kalp krizi mi geçirdi artık ne olduysa? Kalp sonucu öldü. Ya Allah evlat diye innetsin vermesin ya. Resmen yalan söylüyor. Bunun parmağı var. Kaybolduysa da öldüyse de parmağı... ...yatmıyor lan benim. Hayır parmağım yok benim. Açık, birazcık bana çektiğinizde, bize, bizim kanımıza çektiğinizde söyle. Ben, yaptınızsa da, yaptılarsa da. Yapmadım ben. Oğlum ne tufana bırakırım ne tayfuna bırakırım, ben öldürürüm seni. Tamam öldür. Ben yaptıysam öldür. Tayfun da benim yediğim işliğim ayrı gitmiyor lan. Ha onu ben de yaptıysam... Yalan söyleme o zaman. Ne ben söyle. Yalan söylemiyorum. Hayır hayır ne? Alışmış bir hayıra. Ben niye yalan söyleyeceğim? Sen niye kimse seni öldürüyor ya? Seni öldürüp de millet başını belaya mı soksun? Sana dayı söylüyor. Mahsun şimdi yapıyor. Diyor sana kızanlar benim kız kardeşime küfür ediyor diyor. Çünkü bilmem ne çocuğu diyorlar diye adam ağlayarak söylüyor. Mahsus yapıyor ya. Tamam. Niye mahsus yapacağım? Demeyin sakin zaten ol. O lafı da arkadaşlar. Şimdi annesini mahsus katmayın yani. Niye annesini mahsus yapacağım? Ya kim bilir annesine de neler yaptı bu adam ya. Niye öyle diyor? Benim erkekliğimi görmüş mü? Ne annesine babası katılmış? Anla işte gerisini kelimelerde. Hangi erkek diye sığar be milletin anasına mesaj atmak? Hangi erkek diye sığıyor Sinan Beyciğim? Bak bana bak. Alo. Bak. Ben konuşuyorum ben. Öyle gözünü kırpmadan kaç dakika durabiliyorsun bilmiyorum ama. Oğlum sen yaptığının farkında değil misin sen? He? Ben mesaj attım atmadım diye. Atamazsın. De. Rahat duracaklar o zaman. Nasıl rahat? Rahat durmayıp ne yapıyorlar? Demek? Bir durun ya. Durun duralım. Bir durun. Durun. Sana erkek misin dedikleri zaman çok sinirleniyorsun değil mi? Erkek misin sen? Hı? Erkeğim. Niye erkekte ölmüşüm? Sen yaptığına pişman da olmuyorsun. Bana öyle dediler ben de bunu yazdım. Bana öyle dediler ben de bunu yazdım. Sen kimsin be? Hak ettiler der. Hak ettiler diyorsun sen yani. Senin şeyin o. Hak ettiler. Bana sen erkek misin dediler. Hak ettiler ne yaşadıklar. O zaman vur kafasına.